Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Bugün burada bir imza törenindeyiz ama bu yeni bir başlangıç olacak imza töreni değil. Bir birlikteliğin devamı taçlandırılması diye düşünüyoruz. Servet Çetin hocamızla önümüzdeki yıllarda uzun beraberlikler kurmak için bugün burada bu akdimizi imza altına alıyoruz. İnşallah hem camiamız hem de Türk futbolu için hem de hocamız için hayırlı uğurlu olur. Servet Hoca deyince biraz geçmişe dönmek lazım. Bildiğiniz gibi hocamız Sivasspor'da daha önce bir yıl görev yaptı. O zaman Fenerbahçe'de oynuyordu. O akşam Fenerbahçe'den ayrıldığını duyduğum akşam ben de Kalamış'taydım. Hocamla Kalamış'ta bir araya geldik. Ben Sivas'a seve seve gelmeye hazırım. Ancak hedeflerim var. Orada bir yıl futbol oynamak istiyorum ve kazandığım parayı da Sivasspor'a iade ederek ayrılmak istiyorum demişti. Biz de bunu kabul etmiştik. Bir yıllık sözleşme imzalamış olmamıza rağmen sezon sonunda aslında elini kolunu sallayarak gidebilecekken o sözünü yerine getirmek amacıyla ki Galatasaray o zaman talip olmuştu. O zaman Adnan Sezgin vardı galiba. Onun gibi kurt bir yöneticiden bir sözleşme olmamasına rağmen Sivasspor'dan kazandığı parayı geri iade ederek ayrılmıştı. Sözünün de hakkını vermişti. Hem o sene futboluyla hakkını vermişti. Hem de giderken de bu sözün hakkını vermişti ki ondan sonra da başarılı sezonlarda geçirdi. Teknik adam olmaya karar verdikten sonra da Rıza hocamızla, kıymetli hemşerimizle 7 yıllık bir beraberliği söz konusu. Ve son 4 yılında kulübümüzde geçirdi ve takımımızı şu anda en iyi tanıyan teknik direktör olduğunu düşünüyoruz ki bu da hem karakteri daha önce anlattığım sebeplerden dolayı bizde edindiği intibası hem de bu 4 yıllık süre zarfında çalışkanlığı, fikirlerini de yakından tanıma fırsatı bulduk hocalık anlamında ve şimdi Sivasspor için en iyi teknik direktörün Servet Çetin olacağına karar verdi yönetim kurulumuz. Ve böylece bu birliktelik başladı. İnşallah sizlerin de taraftarımızın da desteğiyle bizler zaten hep yanında olacağız. Güzel bir sezon geçirip taraftarımızı mutlu eder. Tekrar Avrupa kupalarında yerimizi alırız. Her zaman Sivasspor'un hedefi Avrupa kupaları. Tabii bunu da sağlamak için bu dönem gerçekten çok enteresan bir dönem. Hepinizin bildiği gibi yayın gelirlerinin son derece azaldığı, daha doğrusu kulüplerin gelirlerinin son derece azaldığı ve masraflarının çok arttığı bir dönemdeyiz. Bu dönemde daha dikkatli giderek, gençlerimize önem vererek, yeni futbolcular kazandırarak, onları da değerlendirip satarak kelimesi biraz şey oldu ama onları da bonservis getirerek gitmelerini sağlayarak kulübümüze bir temel kazanç ve bir ufuk getirmeyi düşünüyoruz. Hocamızla da düşüncelerimiz aynı paralelde olduğu için sizlerin desteğiyle, taraftarımızın desteğiyle yeni gençlerle güzel bir takım yapıp, mücadeleci bir kolej takımı yapıp başarıya ulaşmak istiyoruz. Bu vesileyle de hocama tekrar aramıza hoş geldiniz diyorum. Hocam sen kelime söyle. Kaç kelime söylersin? Tabii hepinize de günaydın. Sivas benim için gerçekten çok önemli. Biraz belki klasik bir şey olacak ama ben bir sene burada futbol oynadım. 4 sene yardımcı antrenörlük yaptım. Nasip olursa da bir sene de şimdi teknik direktörlük yapacağım ve gerçekten Sivas'ın bende yeri çok ayrı. Yani işin açıkçası gençliğim burada geçti. O yüzden kulübün dinamiklerini çok iyi biliyorum. Özellikle çalışma ortamı burada bir antrenör için oldukça iyi. Bunu da tabii burada çalıştığım sürede görüyorum. Yardımcı antrenör olarak başladığımda da konuşmamda söylemiştim. Gerçekten doğru yönetilen bir kulüp. Hocanın işini kolaylaştıran bir kulüp. Hem maddi hem manevi anlamda. O yüzden benim için de çok değerli oldu burada başlamam. Çünkü hem kulübün yapısını biliyorum hem sağ olsun başkanımızı yıllardır tanıyoruz. Bir antrenörün işini kolaylaştıracak bir ekibimiz de var. Yeni yönetimimiz de öyle.
Herkes taşın altına elini koyuyor gerçekten şu an kısa sürede başladık çalışmalara. İnşallah Sivas'ımızı hak ettiği yerde getireceğiz. Tabii bunu da biz elimizden geldiğince çalışacağız. Ondan sonrasını zaten hep beraber sizlerle beraber göreceğiz. Dediğim gibi çok uzatmayayım. Benim için Sivas çok değerli. O yüzden buranın başarılı olması için elimden gelen mücadeleyi göstereceğim. İnşallah onu da Sivas'ımızı da hak ettiği yere getireceğiz inşallah. Sizlere sorup yani sorularınız falan varsa çok daha rahat cevaplar veririz. Önce imzamızı atıp hayırlı olsun deyip ondan sonra soru alalım isterseniz. Tabii. Buyur hocam. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Tekrar. Bir de şöyle fotoğraf verelim. Başkanım, başkanım bir de fotoğrafı verir misiniz? Evet. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz 3 Temmuz. Maalesef Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçen bu kumpasın yıl dönümü. Bu kumpası başımıza açanlar 3 Temmuz'da Türk futbolunun, 15 Temmuz'da da devletimizin başına böyle bir kumpas açmaya kalkıştılar. Bir laf vardır, kul plan yaptıkça kader gülermiş diye. Onların planlarını Allah-u Teala başlarına çaldı. Ve adalet daha önce söylediğim gibi ağır aksak gitse de sonunda menziline ulaştı. Bizler buradayız, sizlerle beraberiz, camiamızla birlikteyiz, dimdik ayaktayız. Onlar da binlerce yıllık cezalarla bu kumpasın bedelini ödüyorlar. Tekrar bu kumpasa sebep olanları lanetlemek istiyorum. Bunu da söylemiş olayım. Gerçekten bizim için çok onur kırıcı iddialarla karşılaşmıştık. Ama zaman her şeyin ilacı. Dediğim gibi adalet ağır aksak işlese de bugün hem kulübümüze hem bizleri aklayarak hak ettiği değeri de vermiş oldu. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi sorularınız varsa da alalım lütfen. Başkanım, sizin bir alışkanlığınız var. Hem şahıs olarak hem kulüp olarak. Mutlaka içinizden yüzlerini çıkarıyorsunuz ya da Türk futbolunda yeni isimleri, hiç kimsenin gündeminde olmayan isimleri getiriyorsunuz. Servet Çetin hocamız da hem futbolculuğu hem takımdaki duruşuyla örnek bir insan. Bunu normal sezon devam ederken kafanızda düşünüyor musunuz, planlıyor musunuz? Yani B planı gibi. Hep böyle alternatifiniz var. Yani bir futbol teknik adam biliyor. Bazen 24 saat geçmeden ikinci bir teknik adam hazır oluyor. Servet Çetin hocamın düşüncelerini, sen de bu bakış açınız. Yani yeni isimler katma bakış açınızda. Tabii uzun süredir Türk futbolunda görev aldığımız için, Sivas Spor'da görev aldığımız için camia her ne kadar büyük bir camia olsa da gerçekten insanların birbirini tanıdığı bir camia. Ve zaman içinde o insanlarla yapmış olduğunuz sohbetlerde onların nasıl hoca olabileceğini veya hangi meziyeti daha ön plandaysa onları tespit etme şansınız oluyor. Servet Hoca'yla da bizim yıllardır bir birlikteliğimiz var. Birbirimizin karakterini biliyoruz. Dolayısıyla oyun anlayışını biliyoruz. Hedeflerini biliyoruz. Dolayısıyla bu konu bizim için aslında çok rahat, bazı dengeleri düşününce çok rahat olmuyor ama gönül rahatlığıyla teslim edeceğimiz bir arkadaşımız, hocamız. Daha önceden biliyorsunuz biz Bülent Uygun'a da teslim etmiştik. Takımın başarılı olmuştu. Ondan sonra Hakan en son, Roberto Carlos'a o fırsatı verdik. O daha sonra yolunu başka türlü seçti. Sergen Hoca şampiyonluk yaşadı. Okan Hoca şampiyonluk yaşadı. Bunlar hep bizim tespitlerimizin doğru olduğunu gösterir örnekler. Hakan Keleş de kısıtlı imkanlarla 2 sene
Giresun'da gerçekten önemli işler yaptı. Bunlar camiayı tanımaktan geçtiğini düşünüyorum. Biz de Servet Hoca'yı zaten yıllardır tanıyoruz ve eğer olası bir ayrılıkla, Rıza Hoca'nın ayrılığıyla Servet Hoca'nın bu iş için hazır olacağını hep düşünüyorduk. Şimdi o fırsat ele geçti. Biz de bunu değerlendirmek istedik. Sağ olun. Hocam, transfer çalışmaları nasıl gidiyor? Yeni sezon öncesinde birinci etap kamp çalışmalarımızı, programımız hazır mı? Onunla ilgili bir şey de söyler misiniz? Şu an başladık zaten çalışmalar. Çok hızlı şekilde gelen oyuncuları değerlendiriyoruz. Kulübümüze uygun oyuncuları seçmeye çalışıyoruz. Tabii ki işimiz zor. Zaten bu süreçler biraz zor oluyor. İnşallah kulübümüze layık oyuncuları seçip alacağız. Programlarımız da hazır. İlk etapımız Sivas'ta olacak. Ayın 13'üne kadar 14-15'i izin vereceğiz. 2 gün, 17'sinde de nasipse Erzurum'da toplanacağız. Ayın 29'una kadar da Erzurum'da ayarlayabilirsek 4 tane hazırlık maçı yapacağız orada. Sonrasında Sivas'a dönüp 2 gün izin verip lig haftasına başlayacağız. Programımız şimdilik böyle bir değişiklik olmazsa. 13 Temmuz'dayken hocam kamp bugün başladı mı Sivas Spor'da? Bugün akşam 5 Hazır 6'da antrenmanımız var. Bugün başlıyoruz inşallah antrenmanı. Hepinizin hocam, davetli olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Hocam hayırlı olsun. Sivas kamuoyunda da kabul gören bir imza bu. Onu da söyleyeyim. İnsanlarda bir pozitif enerji oluşturdu sizin isminizi geçtiği zaman. Arkadaşımın sorusuna paralel bir soru. Transfer çalışmaları nasıl gidiyor? Bir de sözleşmesi biten, yanılmıyorsam 9 futbolcu vardı. Evet. Bunlara gitmesini istiyor musunuz? Çünkü yakından tanıdığınız isimler bunlar. Ya da sözleşmesi bitenlerden yani bir başka deyişle tekrar kalmasını istedikleriniz var mı? Tabii şimdi şöyle, bunu başkanım ve yöneticilerimizle istişare ediyoruz. Kısa sürede neticelendireceğiz inşallah. Tabii ki giden oyuncular içerisinde kalmasını istediğimiz oyuncular da olabilir. Mevcut oyuncular içerisinde tabii konuşacağız, oyuncularla da görüşeceğiz. Ona beraber karar vereceğiz ama şu an netleşmiş bir şey yok. Tabii ki transfere kilitlendik şu an. Eksik bölgelerimize doğru oyuncuları bulmaya çalışıyoruz. O yüzden de çok karalara çalışıyoruz işin açıkçası. O yüzden dediğim gibi istişare ediyoruz, onu kısa sürede netleştireceğiz inşallah. Başkanımız daha önce yaptığı bir açıklamada, yani kısa süre önce yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandık. Sırada lig var, neden olmasın gibi bir ifade kullandınız başkanım. Siz neler söylersiniz? Yani hedefin veya çıtanın ne kadar yüksek olduğunu anlamak için. Ben dediğim gibi Sivas benim için çok farklı gerçekten. Bunu çok samimi söylüyorum. Biz çalışacağız. Mevcut oyuncu kadromuzu elimizden geleni yapacağız. Tabii ki istiyoruz ki Sivas Spor en yukarılarda bitirsin. Tek amacımız bu olacak. Şimdi şurada bitiririz demek çok bence doğru olmaz. Ama Sivas'ı hak edeceği yere çıkartacağımızı düşünüyoruz. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi ben de biraz tabii baktım. Halkın da bence çok tepki göstermedi, bize onay verdiklerini düşünüyorum. İnşallah onların da bu beklentilerini karşılayacağız diye düşünüyorum. Hocam, Fenerbahçe, Galatasaray gibi büyük takımlarla oynadınız, Sivas Spor gibi büyük takımlarla oynadınız, milli takımlarla oynadınız. Selçuk Çetin'in oyun mantalitesi nasıl olacak? Yani bir büyük takımlar farklı oynadı, Anadolu takımlarında siz farklı oynadınız. Selçuk Çetin olarak sizin kafanızdaki oyun anlayışı nasıl olacak? Sistemi mi soruyorsunuz? Evet. Şimdi şöyle, tabii tek sistemi... Şöyle bir et ara söyleyeyim. Yani Selçuk Çetin kendi sistemine göre mi takımı kuracak? Oyunculara göre mi sistemi? Şimdi elimizde mevcut oyuncular var. Evet. Alacağımız oyuncularla da bunları harmanlayacağız. Tabii ki de tek bir sistem üzerinde kalacağımı söyleyemem. Çünkü zaman zaman oyun içerisinde farklı sistemlere geçebiliriz. Tek sistemde kalmayacağız. Ama şunu net söyleyebilirim. Tabii bu sistemi de açıklamayayım ama coşkulu, yani rakibi ısıran, biraz da oyun oynamaya çalışan bir takım olacağını söyleyebilirim özet olarak. Tabii şu çalışmalarımıza bir başlayalım inşallah. Gelen oyuncuların da diğer oyuncularla harmanladıktan sonra daha net güzel şeyler çıkaracağız inşallah. Benim... Pardon başkanım, kusura bakmayın. Altyapı da başkanımızın emekleri çok büyük. Şu altyapı yatırımı yaptık. Hemen hemen her kategoride bir takımda oynayan sporcularımız var. Evet. Selçuk Çetin'in gençlere bakış açısı nasıl olacak? İnşallah hep beraber şahit oluruz. Öncelikle tabii ki kulübümüzü belli bir seviyeye getirmemiz gerekiyor. Genç oyunculara
elimden geldiğince fırsat vermeye çalışacağım. Tabii bunu söyleyerek olunca göreceğiz, yaşayacağız, hep beraber göreceğiz. Ama dediğim gibi başkanımız, yönetimimiz altyapıya çok önem verdiler, tesisleri var. Her türlü ilgileniyorlar. Murat hocamız var, altyapı sorumlusu. Bir tek handikapımız bu pandemi döneminde giden 2 yıl oldu. Çocukların bayağı bir gerilemesine sebep oldu ama mevcut şu an gençlerimizde iyi oyuncular var. İnşallah onları da kampa yolunda değerlendireceğiz. İyi olan A takımda salmayı hak eden oyuncuları inşallah A takıma alacağız. Evet arkadaşlar, şunu da söyleyeyim. Geçen sene gerçekten çok zor bir sene geçirdik. Bir taraftan başarılar, bir taraftan başarısızlıklar da beraber yaşadığımız bir sezon oldu. Yoğun bir sezon oldu. Avrupa'da son 16'ya kaldık ama ligde de neredeyse son haftalara kadar süren bir düşmeme mücadelesi oldu. Ve bununla birlikte de çok sayıda ayrılan oyuncumuz oldu. Şimdi ben özellikle destek istememin sebebi hem maddi hem manevi, hem sizlerden hem taraftardan destek istememin sebebi gerçekten takımımızın neredeyse yarısı boşalmış durumda. Şimdi onların bazılarıyla belki sözleşmesi bitenlerle diyalog kuruyoruz ama beklentilerin çok yüksek olduğunu da maalesef görüyoruz. O yüzden o giden oyuncularımızın içinden bilmiyorum anlaşabileceklerimiz olacak mı? Ama olursa da onlara da tekrar kucak açmamız, fırsat tanımamız gerekiyor diye düşünüyorum. Onun haricinde de eksiklerimizi, hocam zaten birkaç gün önce biliyorsunuz açıklanmıştı hocamızla anlaştığımız, bugün imza törenindeyiz. Bu araya kadar bu 4-5 günlük süre zarfında zaten çalışmalar devam ediyor. Şimdi hızlı bir şekilde transferlerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Transfer işi de çok zor iş ve ekonomik sıkıntılarda biliyorsunuz had safhada ve geçen yıldan kalan da borçlarımız da var. Onları da ödemek için büyük bir gayret sarf ediyor yönetici arkadaşlarımız. Gerçekten çok dinamik, fedakar, cömert arkadaşlarla beraberiz. Herkes elinden geldiğince çalışıyor. İnşallah o borçlarımızı da ödeyip yeni sezonda takımımıza faydalı olacak oyuncuları mutlaka kazandıracağımızı söyleyebilirim. Hocamızdan ve ekibinden artık güzel bir performans bekliyoruz bu dönemde. Hocam ekibinizle ilgili bilgi verebilir misiniz? Belli olmuştur. Tabii belli oldu ekibimiz. Benle beraber 9 kişiyiz. 3 tane yardımcı antrenörüm var. 2 tane atletik performans antrenörüm var. 2 tane analiz antrenörüm var. Bir de kaleci antrenörüm var. İnşallah bu akşam da sizlerle bekliyoruz antrenmana. Onları da antrenmanda size tanıtmış oluruz. Hepsi genç, dinamik. 24 saat çalışacak çocuklar. O yüzden genç dinamik bir ekip kurduk. İnşallah. Aynı yönetimimiz gibi. Aynen. Teknik heyetimiz de öyle. Takım da genç ve dinamik bir takım olacak inşallah. İnşallah. Geleceğin Sivas Sporu'nu el birliğiyle kuracağız inşallah. Hocam bu kadrosu devam eden oyunculardan düşünmediğiniz oyuncular olabilecek. Şimdi onu istişare etmemiz gerekiyor. Şimdi burada bir oyuncuyu söylemedim. Şimdi yönetimimizle istişare edelim. Tabii ki belki olabilecek ama onun yerine koyabilecek bir oyuncu var mı? Ona bakmamız gerekiyor. Onu bir net istişare ettikten sonra karar vereceğiz inşallah. Hocam düşündüğünüz transfer sayısı, mevkiler hakkında bilgi vermek ister misiniz şu an itibariyle? Yani şöyle, yani bir 6 numara düşünüyoruz. Bir stoper düşünüyoruz çünkü mevcut oyuncudan da sözleşmesi bir tane oyuncular falan var. Forvetimiz yok biliyorsunuz. Bir omurga lazım. Aynen. Bir omurga lazım takıma. Düşündüğümüz yerler var tabii, bölgeler. Onları da sizler zamanla göreceksiniz zaten. Genelde yabancı üzerinde devam ediyor, yerli de var mı? Valla işin açıkçası yerli oyuncu bulabilirsek ben yerli oyuncu daha çok tercih ederim. Ama tabii biliyorsunuz ülkemizde de çok bir sürü takım var. Herkes de yerli oyuncu arıyor kadrosuna katabilmek için. Biz de bulabilirsek bize uygun oyuncuları yerli oyuncu da takımımıza katmak istiyoruz. Hocam bir de Max Gradel çok konuşuldu. Basında yazıldı, çizildi. Başkanım size de gelebilir bir soru. Max Gradel ile ilgili ya da sözleşmesi devam eden futbolculara talep var mı? İlgilenen ciddi manada kulüpler var mı? Şimdi aslında biraz fikir yürütüyor bazı takımlar. Max Gradel'in maliyetinin biraz daha fazla olmasından dolayı belki Sivasspor bu maliyetten kurtulmak ister düşüncesiyle böyle bir arayışlara geçtiler. Bu aslında çok doğru bir hareket değil. Yani bizim sözleşmesi devam eden oyuncumuz. Ama böyle iyi bir tekliflerle gelip de Max Gradel'de ayrılmak isterse tabii onu da düşünmek gerekiyor Sivasspor'un menfaati açısından. Ama teklif gelmek mi diyorsunuz başkanım? Ya resmi herhangi bir şey yok şu anda.
bazı şeyler, yani bir, benden bir görüşme izni istediler. O izni de verdim. Ama onun sonucu henüz gelmedi. O da Max'ta en kaçında gelecek? O da Perşembe günü. Perşembe günü olacak inşallah. O da takımımızda kampa katılacak. Her branşta eksik gördüğünüz ne varsa her branşta arkadaşlarımız, sorumlu arkadaşlarımız çalışıyor. Bu seyirci kaybıyla ilgili şunu da söylemek istiyorum. Biz biliyorsunuz İstanbul'da son maçımızı oynadık. Kupayı aldık. Türkiye Kupası'nı. Ondan sonra bir süper kupa oynadık. Yine İstanbul'da. Buraya geldiğimiz ilk karşılaşmada, yani şampiyon takımı karşılama maçında yaklaşık 3000 seyircimiz vardı. Yani bu sezon içindeki bir takım futbolculara olan protesto, bize olan protestoların alakası yok bu seyirci kaybıyla. Burada başka bir şey var. Bu fiyatla da ücretlerle de irtibatlandırmak istemiyorum. Çünkü gerçekten fiyatlarımız çok ucuz. Ancak belediye tarafından karşılanmış biletli maçlarda da stadın full olduğunu görmek de gerçekten bizi değişik bir düşünceye itiyor. Buradaki sorunun tam olarak ne olduğunu tespit ediyoruz tabii ki. Biraz oyun bozanlar da var. Onların sesi takım iyi oldukça zaten gidecektir. Diğer taraftan bütün taraftarımızın bize yoğun desteği var. Bunu da görüyoruz. Sokakta görüyoruz. Her yerde görüyoruz. Sivaslılar, Sivas Spor gibi bir takımın burada sürekli kalmasını, daha büyük oyuncularla oynamasını, daha büyük takımları burada misafir etmesini istiyorsa mutlaka takımına sahip çıkması lazım. Yoksa biz kendi başımızı halledebileceğimiz bir sorun değil bu. Bütün taraftarımızı sezonun ilk maçından itibaren tribünlere davet ediyoruz. Yeni bir fiyat politikamız olacak. Çok fazla ülkedeki enflasyona ve kur artışlarına fazla takılmadan tabii ki mutlaka bir zam olacak. Çünkü zaten fasolige verdiğimiz para gişeden geçenlerin parasını karşılamıyor. O, en azından onu sağlamak adına biraz zam gelecek ama uygun fiyatlı, Türkiye'deki en uygun fiyatlı forma, en uygun fiyatlı bilet de bizde olacak. O yüzden biz taraftarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Onlardan da takıma destek bekliyoruz. Kombineler ne zaman çıkacak başkanım? Belli mi? Birkaç gün içinde, 2-3 gün içinde onun da fiyatlarını açıklayıp hemen satışa sunacağız. İnşallah. Sağ olun. Başka evet, hadi. Başkanım hocam. Evet hocam, başkanım hocam. Başkanım hocam, bir de böyle alabilir miyiz? Arkadaşlar buyurun, bir fotoğraf.